28'inden sonra. Ben direkt ben tarihleri söyleyeyim abi. Direkt ben böyle tarihleri söyleyeyim vesaire vesaire. Önemli gelişmelerden bahsedeceğim. Şimdi bu şöyle bir detay var aslında. Notcoin'i gördünüz. Telegram'ın coin'i. Böyle ki yeni yeni coin'ler geliyor ama Notcoin'den sonra Binance'de listelenince coin en önemlisi. Aşağıya bir link bırakacağım. Aynı Notcoin gibi böyle kasabilirsiniz. Notcoin'in devri bitti. Yeni coin geldi. Ve sürekli bunu kasarsanız da artık böyle büyük paralar kazanma şansınız var. Çünkü 1-1,5 ay sonra listelenecek. Siz de ne kadar kazarsanız o kadar sizin karınıza gerçekten gelir. Aşağıya link bırakacağım. Ona tıklayın. Direkt ben sizi Telegram'a atacak. Telegram'dan da o coin'i kasabilirsiniz. Telegram'ın kendi cüzdanları var vesaire vesaire. Kesinlikle onu aşağıya bırakacağım. Kazanın abi. Kasın, kazın, kazanın yani. Gerçekten de bir pasif gelir. Bu Telegram'ın cüzdanları büyük bir gelir yapıyor. Ama Yescoin gerçekten iyi. Aşağıya bırakacağım. Bakın, araştırın edin. Aşağıdaki linkten tıklayıp direkt ben nedir ne değildir bakabilirsiniz. Şunu söyleyeceğim. Artık geldik. Değil mi? Dersimize iyi çalıştık. Not edin. 28'inden sonra, 28 Mayıs'tan sonra bambaşka şeyler artık bizi bekliyor. Gerçekten de vizyon genişlemiş. Vizyon genişlemiş ama önümüzde neler var? Bunlara gelin böyle değinelim abi. Notcoin'i konuştuk. Yescoin'i konuştuk. Aşağıdaki linkten yani girin bakın. İsterseniz bu videoyu sonra da izleyebilirsiniz. Ama şu söylediğim şeyler inanılmaz önemli. Bakın şu anda grafiği şu anda uzatmak istiyorum. Ama en önemlisi günlük grafikte yaşayacağımız sorunlar gerçekten de. En önemlisi bu. Şu anda bizim trendin gerçekten üstünde ve şu anda long short pozisyonları bekletiliyor. Stabil bir şekilde piyasa niye yönü şu anda açılıyor, longlar shortlar ona bakılıyor. Şu anki durum bu. Market cap'e bakacağız. Şu anda en önemlisi benim korku indeksine bakmamız. Korku indeksi geçenlerde demiştim W yapacak ve W tekrardan yaptı ve şu anda yukarı yönlü gitti. Ben Telegram'da yazdığım gibi zaten süreci zaten anlatıyordum Telegram'da. Ama korku indeksine abi hemen değinmek istiyorum ya. Korku indeksiz gerçekten de olmaz. Şuraya tıklayacağım çünkü gerçekten buna göre ilerlemek istiyorum. Şimdi bizim Satoshi Kusama reisimiz, ablamız, başkumandan haber veriyor yani. Gerçekten de bunun işin içinde artık. Ve bir ara hatırlıyorsanız şurada da olduğu gibi swap işlemleri Shibarium'da. Ne zaman bir swap işlemleri gelse gerçekten de Mayıs ayında geldi. 2021'de Mayıs ayında geldi. Ve ne oldu 2 ay sonra 3 ay sonra direktmen 10 katı 20 katı bir yükselişle karşı karşıya geldik. 4 milyar dolarlık bir piyasa değeri vardı o zamanlar. Şu anda da hemen hemen piyasa değeri o kadar hani denebilir. Biraz fazla tabii ki daha fazla. Ama süreç geçmişe dönük bakarsak bizi Haziran'a doğru götüren, Eylül ayına doğru götüren gerçekten güzel bir süreç var. Ben bu sürecin Mayıs'ın 28'inden sonra daha kuvvetli olacağını düşünüyorum. Elinizdekileri varını yoğunu satın demiştim 28.000 bandında. Ve 21 bandında da artık Telegram'dan böyle alın duyurusunu yapmıştım. Ya, o seviyelerde bir şekilde duyuru yapmıştım. 24 seviyesi, eğer kraması 21 seviyesi demiştim. Ben de o seviyelerden aldım. Gerçekten mutluyum. Ve beklediğim süreçte, beklediğim tarihte 28'inden başlayıp Haziran'ın Eylül ayına götürecek bir süreç. Kasım ayında bildiğiniz üzere GZ ile alakalı bir durumlar geleceğini düşünüyorum. Sonra başkanlık seçimleriyle alakalı. O zamana kadar enflasyonun iyi gideceği ve faiz oranları şu anda da zaten Mayıs ayında da zaten belirtildiği gibi faiz oranlarının aynı seviyede ve faizin enflasyonda tabii birazcık kötü konuşuldu. Hani buna rağmen de faiz oranında bir tık düşürmeler hani olacağı söylenildi. Bu da piyasayı olumlu sonuçlandırdı. Şimdi genel olarak konuştuğumuz zaman şu anda beklediğimiz bu. Yani geçenlerde ne olmuştu? Çertik gelmişti. Çertin güvenliği gelmişti. Değil mi? Şimdi de tekrardan güvenlikle alakalı şeyler geldi. Ne oldu? Çertik gelmişti sonra direktman swap işlemleri geldi. Şimdi de Shibarium'da swap işlemleri ve net bir şekilde artık Shibarium'un da hani geldiğini gördük. Yani tam anlamıyla ben geldiğini düşünmüyorum ama böyle net bir şekilde geldiğini söyleyebilirim. Olay bu. Buradaki zaten süreçleri söyleyeceğim. Ama şu anda inanın çok fazla short işlemi açılmış. İnanın çok fazla short. CoinGlass'ten görebilirsiniz. Çok fazla işlemler açılmış. Yani benim önerim bu. Benim önerim gerçek anlamda hani bunun artık böyle 72-74 milletin artık wow o şu süreci burada öldürdüğünü bıktırdığını burada çok fazla lik yaptırdığını unutacak. Ya bu piyasada adamlar çok fazla kazanıyor ve direktmen ne oluyor biliyor musunuz? Size unutturuyorlar. Yükseldiği zaman unutturuyorlar. Yani o kadar insan ölmüş, bitmiş, kayıplar var. Onu unutturmak için
piyasa yükseliyor. Artık bunu öğrendik ya. Gerçekten artık bunu öğrendik. Artık bu sürecin de bu şekilde böyle ilerlediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçler ne biliyor musunuz? Haftalık. Haftalık. Gerçekten haftalık. Haftalığa bakacağız. Sadece şu ikisine bakacağım gerçekten. Bak bir W yapacak demiştim. Her zaman olduğu gibi. Şurada da bir boğa göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Burada bildiğim yükselen takusu düşecek olması, değil mi? Bunu bildiğimiz. Burada bir W oluşturacağını söylediğim gibi. Burada da bir yükselen trend yapacak. Çünkü piyasa hakimiyetini, korku indeksini, bu piyasanın psikolojiye dayanarak ilerlediğini aslında söylemek istiyorum. Herkese tekrardan kazandırmayacaklar dediğim gibi. Buradan devamlı şekilde yükselmeyecek mesela. Ha, benim bir öngörüm var mesela. Hemen şunu söylemek istiyorum. Öngörüm değil. Yani 70'lere kesin anlamda geleceğini düşünüyorum. Gerçekten kesin anlamda geleceğini düşünüyorum ama devamlı yükselmeyecek. Yani burada bir konsolidasyonu yapacak gerçekten. Yani şu seyri burada bir şekilde böyle ilerletecek. Gerçekten de. Yani buradan W'den tut. Değil mi? Yani bu sürecin aynısını da yapabilir. Yapabileceği zaman gerçekten de korku indeksi de bir artmaların olacağını söyleyebilirim. Ve piyasaya şöyle genel hakimiyetine baktığımız zaman zaten piyasa değerinde de gerçekten bak piyasa değerine bakacağız. Şu anki zamana göre artış var. Hacim de artış var. Hani o bizim bildiğimiz nereden başladı mesela Şubat ayında başladı ya direktmen. Hacimler çok büyük. Piyasa değerinde çok büyük artışlar var. O sürece doğru aslında yavaş yavaş kayıyoruz. Yani piyasada bir ikili dibin olduğunu söylemek mantıksız. Ama konsolidasyonu devamlı getirecek. Evet, söylediğim şeyler gerçekten önemli şeyler. Tarihi verdim ve şu ana kadar verdiğim her tarihte devamlı ilerlemiş ve doğruluğunu koruyan şeyler aslında. Biraz gelin gerçekleri, biraz ne değildir onu konuşalım. En önemlisi. Yani şu ana kadar mesela söylediğimin 2024'ün başından beridir. 2021'de zaten bağıra bağıra zaten anlattığım ve 20 katına geldiğini zaten söylemiştim. Pepe'de de 3 katı. Ben bu kadar Pepe'yi düşünmüyordum gerçekten. 3 katında zaten satmıştım. Zaten söyledim de 90 bandından aldığımı. Şunu söyleyeceğim en önemlisi. Şu anki süreç ne biliyor musun abi? Bak şu anki süreç. Bıktırma süreci. Yıldırma süreci. Yani adam almış 72 bin dolardan. En büyük şirket. 500 milyon dolarlık değil mi? 1 milyarı görmedim ama 750'ye kadar. 750 milyon dolara kadar şirketler almış. Büyük ETF'ler dönüyor. Büyük hacim dönüyor. Şöyle baktığı zaman. Değil mi? Maliyete gelmeme ihtimali yok. Bizim onların geleceği maliyete konuşursak. Yani Shib'inde, diğer coinlerinde. Geleceği rakam çok büyük gerçekten. Hani aşağıda da verdim dediğim coinlerde. Şu anki gerçekten büyük hareketi yapacağı. Yani yeni şeyler her zaman. İlk olan şeyler her zaman bir artısı var. Her zaman bir geniş yelpazesi, geniş bir çevresi. Geniş bir çerçevesi var her zaman olduğu gibi. Yani olaylara bu şekilde böyle bakmak lazım. Kesinlikle. Yani bundan başka bir süreç yok. Bundan başka bir konuşulacak konu yok. Tarihler verdim. Korku indeksine baktım. En önemlisi bu. Psikolojiye baktık. Geçmişe dönük konuştuk. Enflasyona faiz arttırımları vesaire vesaire. Şimdi önümüzdeki süreçlerde de olacak ama neyse o gerçekten. Hani zaten yeterince oldu. Yeterince bir şeyler oldu zaten. Anlattığım şeyler bu kadardı. Telegram'dan kesinlikle aşağıdan o linke tıklayıp siz de Yescoin kazıp Notcoin'i Binance'de listelendiği gibi pişman olmayalım diye bunu söylüyorum gerçekten de. Aşağıdan kesinlikle katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.